Merhaba Nesli.com üyeleri. Ben Kerimcan Özdal. Pazartesi bülteniyle karşınızdayım. Bugünden 3 maçı sizler için değerlendireceğim. Süper Lig'deki 154 toplu Fenerbahçe Kasımpaşa maçıyla başlayalım. Fenerbahçe hafta içinde Perşembe günü Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı ve turu geçmeyi garantiledi. Bu tabii ki Fenerbahçe'nin de bir moral oldu. Trabzon mağlubiyeti sonrasında böyle bir sonuç gerekiyordu Fenerbahçe adına ama Fenerbahçe'nin bu maçta eksikleri var ve genel anlamda da oyun olarak yine çok tatmin ettiklerini söylemek zor ve rakip de ligin ikincisi Kasımpaşa. Fenerbahçe'de Soldado ve Andrea'ya forma giymeyecek. Ayrıca Jailson da yine bir başka önemli isim oynayamayacak oyuncular arasında. Kasımpaşa Spor'da Kemal Özdeş ile yollar ayrılmasına rağmen sonrasında Mustafa Denizli göreve geldikten sonra takımın çıkışı sürdü. Önemli bir hata yapmadılar ve şu an lider Başakşehir'i 5 puan geriden ikinci sırada takip ediyorlar. Kasımpaşa'nın bir iddiası var. Şu ana kadar gösterdiği performans oldukça olumlu. Hücumda özellikle çok etkili olabildiğini görüyoruz. Tüm bunlar Kasımpaşa'nın burada sürpriz yapabilme ihtimalini ortaya çıkarıyor. Ama benim ideal önerim Kasımpaşa'nın çifte şansı olmayacak. Bunu sadece denenebilir görüyorum. Ya da şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bir tercihine verilen orandansa Kasımpaşa'nın 0-2 çifte şans tercihine verilen oranın riski daha çok karşıladığını düşünüyorum. Dileyenler bu tercihi değerlendirebilir ama ben Kasımpaşa'nın bu maçta gol atacağına inanıyorum. Fenerbahçe'nin de karşılık verme ihtimalini iç sahada olduğu için yüksek gördüğüm için karşılıklı gol tercihini öneriyorum. 157 kodlu Atalanta-Napoli maçı. Atalanta üst üste 4 maçta 14 gol atıp 4 maçı da kazanmıştı ama sonrasında Empoli deplasmanında 3-2 mağlup oldular. O karşılaşmada kırmızı kart gören İliç için forma giymeyecek olması bir handikap. Genel olarak Atalanta'nın hücum futbolunu tercih ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ama 3 gollü İliç için hücumda önemli bir rolü olan İliç için forma giymeyecek olması burada biraz gol sayısını Atalanta adına düşürebilir. Napoli ise hafta içinde Kızıl Yıldız'ı 3-1 geçti. 3-1 ile geçti. Zorlanmadı ama öncesinde ligde Chievo ile 0-0 berabere kalarak şaşırtmıştı. Şimdi o 2 puanlık kaybı telafi etmek adına Napoli'nin burada daha hırslı olacağını düşünüyorum. Ben Napoli'yi özellikle dış sahadaki 6 maçtaki 4 galibiyetlik performans sebebiyle de burada galibiyete yakın görüyorum. Normalde Atalanta kolay kolay karşıma alacağım bir rakip değildir. Ama bu maçta bence Atalanta bir adım önde. Direkt 2 tercihini 1.85 orandan değerlendirebilirsiniz. Maçın skorunun da 2-1 olmasını bekliyorum. Daha doğrusu 1-2. Yani Napoli'nin 2-1'lik galibiyetini bekliyorum. Bunun da oranı 7.50. Dileyenler bunu da değerlendirebilir. Üçüncü maçım 156 toplu Nürnberg Leverkusen Almanya'dan ve burada da Nürnberg'in son maçta Schalke'ye 5-2 yenildiğini görüyoruz. İki takım da kötü sezon geçiriyor. Leverkusen için de çok iyi şeyler söylemek zor. Stuttgart'ı yenip moral bulmuşlardı ama Avrupa Ligi'nde evlerinde Ludogorets ile 1-1 berabere kaldılar. Gerçi o karşılaşmada birçok oyuncu özellikle hücum hattındaki işte Volland, Bellerabi ya da Havertz yine savunmaya yönelik kaledeki Hradec ki bunların hepsi dinlendirilmişti. İlk 11'de yer almıyordu. Yani Leverkusen'in buraya bir yorgunlukla geleceğini söylemek biraz yanlış olur. Nürnberg'de kalecilerden Matenya, 5 maç oynamış olan Matenya sakat. Savunma asistlerinden Bauer de cezalı. Yine gollü bir maç olmasını bekliyorum. Ben Nürnberg'in gollü maçlarına bir yenisi eklenecektir ama maç sonucunda Leverkusen tarafındayım. Hatta Leverkusen'in bu maçı tek başına bile bence üste taşıma ihtimali var. Yani Nürnberg gollere ne kadar eşlik edecek bunu biraz kestirmek güç. Ama maçın hem bol gollü hem de Leverkusen galibiyetiyle sonuçlanmasını bekliyorum. Oranı biraz daha cazip olan iki tercihini bu kuponda kendi adıma seçtim ve bu üç maçı bir araya getirdiğimizde güzel bir kupon oluşturabiliyoruz. Herkese kuponlarda bol şans diliyorum.